Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Ali iple çalışacağım. Modelimiz gerçekten çok güzel. Yelek modeli. buçuk numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 8 artı 8 diye devam ediyor. Ben iki modelle başlayacağım. 8 8 16 dedik. 8 ve katları artı 2 ilmek ile başlayacağız arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18. Yani iki model, iki ilmek de kenarlar için ekledim. Şöyle düğüm atıyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin e, yapımına geçmeden önce zemin için şöyle bir sıra e, bir ters bir düz lastik öreceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde lastiğini yapabilirsiniz veya başka e, lastik modellerinden de uygulayabilirsiniz. Ben şimdilik zemin için birkaç sıra şöyle öreceğim. Bu sıramı da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Düzlerimi düz, terslerimi ters. Şimdi ön yüzüne geldiğimizde modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi modelimi kuracağım hani kenarı kıvrılma yapmasın diye iki sıra benim için yeterli olacak şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum <laughs> çok pardon arkadaşlar modelimiz uygulamaya geçiyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 Bakın 3 ilmek ters. 3 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Bakın 6 tane ters. 1 2 ilmek düz. Bakın 2 tane düz. 1 2 3 ilmek ters kenar ilmeğim de düz arkadaşlar bakın birinci sıramın kuruluşu bu şekilde kenarlarda yarım model yapacağız 3 ters ortada bakın bir model tam bir model var 6 tane ters 2 düz 6 ters 2 düz 6 ters 2 düz. düz diye gidiyor en son kenarlar için 3 bu kenar 3 de bu kenar için ters örüyoruz yarım model yapmak için arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim 1 2 3 ilmek düz 1 2 ilmek ters 6 ilmek düz bakın 1 2 3 4 5 6 1 2 ilmek ters 3 ilmek düz kenar ileğide düz olarak örüyorum Şimdi modelimin ön yüzüne bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir iki tane ters örüyorum. İki ilmek ters. Burada bir ters de bu bir düzümü ikisini birlikte sola doğru beraber örüyorum. Bakın. Şimdi burada bir iki defa artırdım. Bakın şöyle iki defa doladım. Bir iki. İki ilmeği de e pardon burada sağa doğru kestik. 2 ilmeği de sola doğru beraber örüyorum. Bakın. Şimdi 1 ters 2 3 4 bakın 4 tane ters. Şimdi burada kalan bir tersimle yanındaki düzümü ikisini sağa doğru birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 defa doladım. 2 ilmeğimi de sola doğru birlikte örüyorum. Bakın iki tane tersim kaldı. Bir, 2 Kenar ilmeğim de düz. Bakın birinci şöyle modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Bakın önce 6 ters, 2 düz. Bu sıramızda da bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Bakın. Buradaki aldığım ilmek bir ters. Bakın şimdi ortada iki tane ilmeğimiz var. Birincisini önce bir düz örüyorum. Bakın bıraktım. ikinci ilmeğimi de şöyle çaprazından örüyorum. Düz olarak iki tane ilmek ördüm. Bakın bir ters. Bir, iki, üç, dört düz. Bir ters. Bakın yine buradaki ilmeği bir düz örüyorum aldığım ilmeği diğer iki ilmek almıştık bakın şöyle çaprazından örüyorum iki tane düz bir ters bir iki ilmek düz kenar ilmeğimde düz bu modelimizde arka yüzünde de işlem yapıyoruz arkadaşlar çoğu modelde arka yüzünde işlem yapılmıyor ama bunu da yapıyoruz bakın şöyle gördüğünüz gibi devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar pardon şöyle bakın Burada şimdi bir tane ters, bir ilmek ters ördüm. Burada kalan tersimle düzüme bakın ikisini tekrar sola doğru birlikte sağa doğru birlikte örüyorum bakın. Bakın. Burada bir artırıyorum. Bir tane artırma yaptım. Şimdi bu ortada iki tane düzümüz var bakın arkadaşlar. Bir düz. iki ilmek düz. Ördüm. 1 artırdım. 2 ilmeği de sola doğru birlikte beraber örüyorum. Bakın. 1 2 tane ters. Burada kalan tersimle düzümü aynı şekilde sağa doğru beraber örüyorum. bir artırdım. Bakın burada şöyle arkadaşlar. Burada e, buradaki ilmeğimiz şu ilmeğimizi bir düz iki tane düz bir artırdım iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum bakın düzle ters ilmeğimi bir tane ters ilmeğim kaldı ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz bakın 1 2 ters 3 4 5 6 ilmek ters örüyorum bakın şöyle. Burada 2 düz tekrar 1 2 bakın aldığım ilmeği de ters ördüm. 3 4 5 6 ilmek ters 2 ilmek düz. Yani kenar ilmeğim düz. Bir de en sondaki ilmeğim de düz olarak ördüm. Bakın modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters. Pardon. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tersimle bu düzümü ikisini birlikte sağa doğru bakın beraber örüyorum son kalan ilmeğimi de. Şöyle ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Şöyle pardon arkadaşlar. Bakın ikisini birlikte beraber örüyoruz. Şimdi burada bir tane artırma yapıyorum. Bakın bu iki ilmeğimi birlikte sağa doğru beraber örüyorum. İki ilmeğimi beraber Tekrar buraya bir iki defa doladım. Buradaki iki ilmeğimi de şöyle içten dışa doğru beraber örüyorum. Bakın. Şöyle. Tekrar bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Buradaki kalan iki ilmeğimi de bakın sağa doğru düz üste gelecek şekilde beraber örüyorum. Bakın. Bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru örüyorum. Bu ortaya iki defa artırıyorum. Bir, iki. İki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum. Tekrar bir artırdım. Bakın bu kenardaki iki ilmeğimi de sola doğru birlikte ördüm kenar ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar bakın. Aslında karışık gibi görünüyor ama eğer videoyu atlamadan takip ederseniz bakın sırayla yapacaksınız arkadaşlar. Çok güzel e, görüntü ortaya çıktı. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters bakın 2 3 Buradaki bakın şu ortadaki iki defa dolamıştık. Onu bir düz. Diğer ilmeğimi de şöyle çaprazdan iki tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın altı tane ters. Şu orta kısımda bakın altı ters. Bu iki ilmeğimi yani iki defa doladığım ilmeği bakın bir düz diğer doladığımı da şöyle çaprazlama düz olarak örüyorum iki tane düz bir ters iki ters 3 ters kenar ilmeğim düz şimdi modelimin ön yüzündeyiz bakın arkadaşlar çok hoş duruyor gerçekten güzel bir model devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada şimdi e, Burası bitti. Bakın. Kesme yaptık. Şimdi artırma yapacağız. Burayı bir defa doluyorum. Şöyle iki ilmeğimi sola doğru bakın. Beraber düz olarak örüyorum. Burada şimdi şöyle iki ilmeğimi de bu araya iki ilmeğimi ördüm. Bakın. Tekrar doladım. İki ilmeğimi birlikte sola doğru örüyorum. İki ilmeğimi birlikte de bakın şöyle beraber sağa doğru örüyorum. Bakın kapattım. Bir artırdım. Buradaki iki ilmeğimi de sağa doğru beraber şöyle biraz bollaştıracağım arkadaşlar. Beraber örüyorum. Bakın. Buraya şimdi iki tane tersimiz vardı. Ee şöyle bak iki düz bu araya artımı yapıyoruz. Bir, iki defa doladım. İki ilmeğimi sola doğru ördüm. Bir artırdım. İki ilmeğimi yine sola doğru birlikte örüyorum. İki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Buraya bir artırdım. İki ilmeğimi de yine sağa doğru birlikte örüyorum. Kenar ilmeğim de düz. Bakın, şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Pardon arkadaşlar, buraya şimdi bir tane artırma yapacağız. Şöyle. Onu unuttum. En sonda bakın. Çünkü burada ilk başta da yapmıştık. şurada bakın, bir tane artırma yapmıştık. Burada iki ilmeğimi örünce bir tane artırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi o şekilde örüyorum. Çünkü burada artık kesmemiz bitti. Artırma yapıyoruz. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Alıyorum bakın örmeden. Şimdi buradaki ilmeğimi arkadaşlar şöyle ajır oluşmaması için. Yani e, tel e, düz öreceğiz. De. Şu şekilde değil de bakın böyle değil. Şöyle aradan giriyorum. İki ilmeğimin arasından bakın şöyle düz olarak örüyorum. Çünkü burası e, ajur olmasını istemiyoruz bu şekilde bir düz bir ters 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm bakın şimdi burada bakın iki tane ilmeğimiz var bir düz yani iki defa doladığımız yer iki tane düz örüyoruz buradan ilmeklerimizi bakın bir ters 2 3 4 5 6 ilmek ters bu aldığım ilmeği de bakın şöyle çaprazından öreceğim bakın arkadaşlar düz olarak örüyorum kenar ilmeğim de düz yani buraların ajur olmasını istemiyorum bakın dediğim gibi de bakın ajur olmadı bu şekilde örünce şimdi devam ediyorum modelimin ön yüzündeyim bakın şöyle görüntümüz daha da güzelleşmeye başladı kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Bakın buradaki bir ilmeğim ters. Bakın ajur olmadı gördüğünüz gibi. Tekrar bir artırıyorum. Buradan şöyle arkadaşlar bakın. Bir artırıyorum. İki ilmeğimi birlikte düz olarak sola doğru örüyorum bakın. Örüyorum. Burada artırmayı yapmıyorum şimdi. Bir ilmek düz. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters bir artırdım. 2 ilmeği birlikte ördüm, bir düz. Şimdi buraya bir iki defa doladım. Buradan e burayı şu düzümü örmeden arkadaşlar bakın bu kenardaki 2 ilmeğimi sola doğru ördüm. Şimdi bu tepedeki ilmeğimi bakın düz olarak örüyorum. Ay Evet arkadaşlar. Şimdi bakın e, burada bir tane artırmamı yapıyorum. Sıradaki bu iki ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Pardon buradaki ilmeğimizi kaçırdık şöyle. Örmeden alıyorum. İki ilmeğimi birlikte şöyle bakın beraber düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Burada 3 ilmek kesmiş olduk bakın. Şimdi bir iki defa artırıyorum. Bakın burada 1 2 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeği şöyle bollaştırıyorum ve şu e, soldan sağa doğru üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi burada bir artırdım, bir ters, iki, bir artırıyorum. Yine aynı şekilde örmeden aldım iki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin tepesinden geçirdim. Bakın 3 ilmeğimi birlikte örmüş oldum. 1 2 defa doladım. Şimdi burada 1 bakın 1 2 ve 3 ilmek var. Şöyle bollaştırıyorum. 3 ilmeği birlikte soldan sağa doğru arkadaşlar beraber şöyle bakın biraz şey bollaştıralım çünkü ters olduğu için zorlanabilirsiniz. Şöyle bakın düz olarak 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bir artırdım bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle karışık gibi duruyor ama arkadaşlar gerçekten ilerledikçe kafaya koyduktan sonra kolay. Şimdi devam ediyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, bir düz. Bu aldığım ilmeği de düz olarak örüyorum. Ajur oluşmaması için şöyle çaprazdan örüyorum arkadaşlar. Bakın iki tane düzüm oldu. Bir ters. Buradaki ilmeklerimi, şu iki ilmeğimi şimdi bir düz. Diğer ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bir ters. 2 ters bakın 3 4 5 6 tane ters bakın 6 ilmek ters buradaki ilmeklerimi bir düz aldığım ilmek iki tane düz ilmek örüyorum bir ters bu aldığım ilmeği şöyle çaprazdan düz olarak örüyorum. Bir düz iki düz kenar ilmeğimizi düz olarak ördüm. Bakın şöyle modelimiz daha da gelişmeye başladı. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. 2 ilmek ters ördüm arkadaşlar. Bakın 3. ilmeği şu şekilde artırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte sola doğru beraber örüyorum. Bakın iki ilmeği de şöyle sağdan e, soldan sağa doğru örüyorum. Bakın iki tane düzüm oldu. Şimdi arkadaşlar burayı iki tane düze düşürdük. Bakın buradan da burayı da üçe tamamlayacağız. Bakın şimdi burada bir artırıyorum. Buradaki ilmeklerimi ters örüyorum bu sıramda. Bir ters. Bakın artırdığım ilmekle iki. 3 ters 4 5 1 ilmek artırıyorum ve 2 ilmeğimi sola doğru beraber düz örüyorum. Bakın. Buradan iki ilmeğimi de sağa doğru beraber düz örüyorum. Bakın iki tane düzüm oldu. Şimdi buradan bir artırdım. 1 2 ters kenar ilmeğim de düz. Pardon arkadaşlar elimi kaydırmışım. Bakın bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. 2 Bakın üçüncü düzün ajur oluşmaması için şöyle çaprazdan örüyorum. Üç tane düz. Bir ters. 2 Üç. Pardon arkadaşlar. Buradaki şöyle üç tane düz. bu tepede iki tane tersimiz olacak bakın 1 iki tane ters şu ee, kapattığımız yerde iki tersimiz var bakın bu aldığım ilmek bir düz 2 3 4 5 6 ilmek düz iki tane ters iyi bakın bu aldığım ilmeği de şöyle çaprazdan düz örüyorum bir düz 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geldik ve birinci modelimizi tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Gerçekten karışık gibi duruyor ama çok kolay bakın. Şuradan başlıyoruz, açıyoruz, sonra buradan kapatıyoruz. Buradan şurayı açmış olduk şu an. Bakın. Şimdi de buradan devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradan bakın. Şimdi e, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde. Burası bir model. İkinci modelin kurulumunu yapacağım sadece. Kurulumunu da kısaca e, hazırlayacağım. Sonrasında videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir ters, iki tane hani ters ilmeğimi ördüm. Bakın buradan şu düzümle yanındaki tersi ikisini sağa doğru birlikte örüyorum. Bakın. Bir, iki defa doladığım iki ilmeği de birlikte sola doğru beraber örüyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört tane ters. Buradan iki ilmeği sola sağa doğru birlikte örüyorum. Bakın. 1 2 defa artırdım. iki ilmeği de sola doğru beraber örüyoruz. 1 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın şöyle ikinci modelimizi de kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın. Buradan aynı şekilde şuradan tekrarladığımız gibi arkadaşlar birinci sıradan başladığımız gibi burayı birinci sıraya getirdim bu şekilde tekrardan izleyebilirsiniz. Bakın şöyle ince iple, alize iple bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben bu alize ipi iki katlı kullandım. Şöyle bakın daha net görüntü oluşsun diye bakın iki katlı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın şöyle gerçekten güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar şöyle biz şimdi şuraya kadar bakın şu kısımdan şuraya kadar çalıştık. Bakın şuraya yarıya kadar. Yarısından da devam edebilirsiniz. Bakın. Aslında karışık gibi duruyor ama model ilerlediğinde çok düzgün bir model duruyor. Bakın şu ara ajurlu, şu ara şöyle tersli gibi. Bakın ince tek katlı ipleri bu şekilde oldu. Ee, anne elekleri örebilirsiniz, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Ee, dilediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıklı kalın arkadaşlar